Bel Sultanı İbrahim Ethem bir gece hanımıyla kuş tüyü yatakta yatarken kendisini biraz rahat hissetmiş olacak ki ''Hatun, cennette de seninle böyle beraber olsak.'' dedi. Tam bu sırada sarayın damında bir ayak sesi işitildi. Damda bir adamın gezdiği anlaşılıyordu. İbrahim Ethem sinirlenmişti. ''Kim bu saatte odamdaki? Ne arıyorsun orada?'' diye seslendi. ''Devemi kaybettim, onu arıyorum.'' diye cevap geldi. Hükümdar iyice kızmıştı. ''Behey şaşkın, damda deve mi olur?'' diye haykırdı. Damdaki dedi ki, ''Ey hükümdar, damda deve aranmaz da atlas yataklarda cennet aranır mı?'' Bu söz hükümdara çok tesir etmişti. Sabah vezirleriyle görüşürken aklı, fikri gece olan bu olaydaydı. Bu sırada bahçeden sesler gelmeye başladı. Pencereden bakınca iri yarı bir delikanlının saray muhafızlarıyla tartıştığını gördü. Seslenerek onları içeri çağırdı ve gence ne istediğini sordu. Genç sinirle, ''Ben hana girmek istiyorum, bunlar bırakmıyor.'' dedi. ''İyi ama burası han değil ki, saraydır. Ben de padişahım.'' dedi. Genç itiraz etti. ''Hayır, burası handır.'' dedi. ''Peki nasıl han oluyor?'' diye sordu padişah. Ve soru geldi gençten. ''Senden önce kim vardı burada?'' ''Babam vardı.'' ''Ne oldu ona?'' ''Göçüp gitti.'' ''Ondan önce dedem vardı.'' ''Ona ne oldu?'' ''O da göçüp gitti.'' ''Peki efendim, birinin konup birinin göçtüğü yere han denmez mi?'' Genç bunu söyleyip çekip gitti. Gece damdaki adamın sözleri ve şimdi de bu gencin sözleri iyice canını sıkmıştı padişahın. Hemen av elbiselerini giyinip kırlara doğru sürdü atını. Bu iki olayın tesirinden kurtulmaya çalışıyordu. Bir ceylan gördü, onu kovalamaya başladı. Birkaç saat bununla uğraştı. Sonunda ceylanı öyle bir yere sıkıştırdı ki artık ceylanın kaçacağı bir yer kalmamıştı. Kendi kendine ceylana seslendi. ''Beni çok yordun. Şimdi ne yapacaksın? Nasıl kurtulacaksın elimden?'' O anda ceylan Allah'ın izniyle dile gelip, ''Senin başka işin yok mu? Ne istiyorsun benden? Beni öldürmek için mi yaratıldın? Sen kendi vazifeni yapsana.'' dedi. Bunun üzerine İbrahim Ethem okunu yayını atıp tövbe etti, padişahlığı bıraktı, bir daha memleketine dönmedi. Gitti, İslam alimlerine talebe oldu. Senelerce ilimle uğraştı, sonunda İbrahim Ethem Hazretleri oldu. İnsan ne için yaratıldığını bilmeli ve ona göre yaşamalı.